için ayrı, gelen ziyaretçiler için apayrı hisler barındıran, dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, beşeri yapının ilk izlerini taşıyan, masalsı peribacaları ve kayaç yapısıyla dünyanın gözde bölgesi, misafirperverliği ile dünyaya nam salmış, tarih, kültür ve ibadet başta olmak üzere gastronomi, aktivite, spor ve organizasyon turizmi ile Mevlana'nın tabiriyle gel, ne olursan ol gel diyen tüm insanlığı kentimize davet eden misyonu ile tarihin bizlere en büyük armağanıdır. Böyle bir kentte doğup büyümüş olmanın, sonrasında da böyle bir kente hizmet etme şansı bulmanın gururu ve heyecanı kabul edersiniz ki tahmin edilemiyor. Turizm çeşitliliğini artırmak için spor, aktivite, organizasyon turizmine de çok önem verdik. %80'i turizmden geçinen bir kentin daha refah bir yaşam sunması arzusuyla Türkiye'nin, hatta dünyanın en elit ve mistik kentlerinden birisi olan Ürgüp'ün marka değeri olarak da o seviyeye çıkardık. Bugün hiçbir kapı yoktur ki Ürgüp deyince açılmasın. Bu çalışmalarımızdan en önem verdiklerimizden bir tanesi de elbette bugün bizleri bir araya getiren, ilkini 1967 yılında icra ettiğimiz, o gün bugündür devam eden, 51.sini başlattığımız Bağ Bozumu Festivalimizdir. Keşke üzümleriyle çağırsaydık. Bir sonraki isimleri üzümleriyle davet ederiz. Daha güzel bir fotoğraf oluyor sahnede. Efendim, neydi ödüllerimiz? Tekrar etmek gerekirse, dereceye giren isimlerden 3. olana en güzel beyaz üzümü yetiştiren 3. üreticiye gram altın. Buyursun efendim. Lütfen buyurun efendim. Evet, 3. ismin gram altını takdim ediliyor. Hem siyah üzümler hem beyaz üzümler şu kategorilerde değerlendirdiler efendim. Salkım büyüklüğü, salkım sıklığı, yani tane dolgunluğu, uniform görünüş, tane iriliği, tat, aroma ve renk olmak üzere 6 kategoride değerlendirildiler. Teşekkür ediyorum. Yaşaş oldum ay bile. Yaşaş oldum ay bile. Hep harcadım elde olan malımı. Hep harcadım elde olan malımı. Eğer yarim ben giderse gelmezsem. Eğer yarim ben giderse gelmezsem. Seviyorum Ürgüp'ü.